5000 saatlik gönüllü çalışmanın ardından YGA Ofis'te çalışmaya başladı. YGA programlarına liderlik etti. Ve sırada aslında böyle YGA ülke direktörü dediğim zaman böyle gözünüzde gelecek kişi daha böyle sert gözükebilir. Ama hiç öyle değil. Full'den tüm donanımının, iş tanımının arkasında içten haliyle çalıştığı kişileri hem çok güzel challenge edip hem de pamuklara sardığı haliyle hepimize rol model oluyor. YGA'da Ku gibi terimini kullanıyoruz. Ku suyun üzerinde zarafetiyle gidiyor ama bir yandan da suyun altında ayaklarını hızla çarpıyor. Full'den cool gibi haliyle bütün YGA ofise, YGA ülkelerine rol model. Şimdi izninizle sahneye YGA Türkiye Ülke Direktörü Full'den'i davet ediyorum. Hoş geldin Full'den'cim. Aslında seni sahneye davet ederken senin de ilk zirven olan bir fotoğrafla başlangıç yapmak istedim. Şimdi ekranlarımıza da gelecektir. Evet, ben de bundan uzun yıllar öncesinde YGA zirvesine katılmıştım. Hatta böyle ön sıralarda olduğumu hatırlıyorum açıkçası. Aslında Full'den buralarda otururken çok güzel bir fotoğrafı vardı. Umarım o da arkada ekrana gelir. Evet, şu an geldi. Full'den ekranda evet. Görüyor musun? Şu an bir ama şu an gelmedi. Şimdi size ekrana yansıdığında ben Full'den'i aramaya başladım. Açıkçası bakalım siz de görecek misiniz? Evet, evet, geldi şu an. Evet, pandalı olan benim. Çok bulması zor değil. Tamamen ortada. Bilmiyorum şu an en önde oturanlar ne hissediyor ama sizlerin de bundan birkaç yıl sonra YGA sahnesine geldiğinizde bu fotoğraflardan biri ekrana çıkabilir. Ama ne giyeceğinize dikkat edin. Bence pandalı bir şey olmasın. Evet, o zaman sahneye sizi bırakıyorum. Teşekkürler Didemciğim. Evet, Didem'in de gösterdiği gibi ben de 12 sene önce sizler gibi bu koltuklarda oturuyordum. O zaman da her zaman topluma faydalı işler yapmak istiyordum. Ama nereden başlayacağımı, ne yapacağımı bilemiyordum. Ve zirveden ayrılırken işte aradığım yer burası demiştim ve çok heyecanlanmıştım. YGA'ya dahil olduktan sonra da YGA'lı arkadaşlarımın çoğu ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ gibi Türkiye'nin çok iyi üniversitelerinde okuyan kişilerdi. Ben de o zaman Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyordum. Acaba YGA'da başarılı olabilir miyim, ben devam edebilir miyim acaba diye endişe ettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Bilmiyorum, belki içinizde de böyle düşünenler olabilir. Ama YGA'da gönüllü olarak çalıştığım süre boyunca, profesyonel çalıştığım süre boyunca da hep daha fazla sorumluluklar verildi bana. Gönüllüyken ilk başta atölye lideriydim, sonra ekip lideri oldum, sonra Eskişehir'den Ankara Bölge Liderliğini yürüttüm. Profesyonel çalıştığım 8 yıl boyunca da ortaokul, lise, üniversite hep birçok programdan da sorumlu olarak çalıştım. Bütün bu sorumlulukları alırken de ilk başta acaba ben bunu hakkıyla yerine getirebilir miyim diye endişe ettim. Ama her defasında da o gereken güvenimi yaptıklarımdan, okuduğum okuldan değil, özümden almam gerektiğini hatırlatan mentorlarım oldu. Tabii şu an siz bu koltuklarda bu sözü duyan biri olarak ya çok hoş bir söz ama acaba boş mu söz diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama YGA içerisinde geçirdiğiniz süre boyunca bugün de duyacağınız birçok o hoş sözlerin aslında altının ne kadar dolu olduğunu deneyimleyip görüyor olacaksınız. O ilkleri hayata geçirmek için gerekli olan potansiyelinizi, belki sizin bile farkında olmadığınız o potansiyelinizi açığa çıkartan bir kültür, bir iklim sayesinde ben bugün ülke direktörlüğünü yapabiliyorum. Ve böyle mentorlarım olduğu için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Bugün de sizlere YGA nedir, ne yapar, neyi amaçlar ondan bahsetmek istiyorum. Sıla Kılıçöte ve Steven Chun'un sunumlarında da gördük. Şu an dünya için çok kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Dünyanın bu noktaya gelmesine sebep olan da aslında dünyada daha iyilere gitmesi yerine dünyanın daha o bencil çıkarları için hareket eden bilimi vicdansız olarak kullanan kişiler. Ama bizim daha iyi bir geleceğe, daha iyi bir dünyaya gidebilmemiz içinse vicdanlı bilime ve sürdürülebilir insanlara ihtiyacımız var. Sürdürülebilirliği biz dünya için hepimiz biliyoruz, konuşuyoruz üzerine ve gözümüzde çok net canlanıyor. Ama sürdürülebilir insan nasıl olabilir sizce? Bunun için de aslında önce enerjimizi nereden alıyoruz dönüp ona bakmak lazım. Nasıl ki fosil yakıtlar çevreye çok zarar veriyor, aslında aynı şey bizler için de geçerli. Biz eğer enerjimizi vicdanımızdan alıyorsak,
O zaman bu insanlığa faydalı ilkler hayata geçirmemize sebep oluyor ve çevreye çok faydalı. Ama eğer enerjimizi o kendi küçük bencil çıkarlarımızdan alıyorsak, o zaman da çevreye çok zararlı bir noktaya gelebiliyorsunuz. O yüzden sürdürülebilir insan, enerji kaynağı vicdan olan kişi ve insanlığa da en faydalı olan o. Biz de YGA'da enerji kaynağı vicdan olan çift kanatlı gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. Ve bu çift kanat nedir? YGA içerisinde çokça duyacaksınız çift kanadı. Bir kanat donanım, bir kanat vicdan. Ancak öyle bir donanım ki dünya çapında ilkler hayata geçirecek kadar büyük bir donanım. Ancak öyle bir vicdan ki tüm insanlığa faydalı olacak işler yapacak, onun için çalışacak kadar büyük bir vicdan. Biz YGA'yı anlatırken bir ekosistem diye anlatıyoruz. Bu ekosistemde de bu gördüğünüz çift kanatlıların birlikte uçabilecek kadar da bensiz olması çok kıymetli. YGA içerisinde çok fazla çift kanatlı arkadaşlar oldu. Hem donanımlı hem vicdanlı. Ama bunların içerisinde birlikte uçamayacak kişiler de vardı. Ama öyle olunca da bu sefer o birlikte başarma iklimine, bu ekosisteme zarar verdiğini gördük. O yüzden de bizim için YGA'nın vizyon cümlesinin de ilk kelimesidir. Birlikte her zaman çok önemli. Birlikte uçabilme kabiliyeti bizim için her zaman öncelik. O yüzden YGA vizyonu da birlikte insanlığa faydalı ilklere imza atmak. Bu vizyonu yaparken de hedef kitlelerimiz var. Üç ana gruba biz bu vicdanlı bilimi götürmek için çalışıyoruz. Bunlar çocuklar, kadınlar ve görme engelliler. Bu alanlarda çalışan pek çok sivil toplum kuruluşu var ve her biri de çok güzel işler yapıyorlar. Peki YGA'nın farkı ne diye soracak olabilirsiniz. YGA'nın farkı bu üç alandaki hedef kitlelerin yaşadığı kötücül sorunlara teknoloji kaldıracını kullanarak köklü çözümler geliştirecek gençleri yetiştirmek, o ekosistemi oluşturmak. Bunu yapmak için de biz çok küçük yaştan itibaren ve çok özenle seçerek YGA'ları seçiyoruz. Ve bu YGA'ların hem sahada hem de mentorluklarla çok yoğun bir şekilde eğitim almasını ve sahada öğrenmesini sağlıyoruz. Ve bu şekilde gelişen YGA'lılar da milyonlarca kişiye ulaşan girişimler, projeler hayata geçiriyorlar. Eminim burada şu soru aklınıza geliyor olabilir. Şu anda bizi binlerce kişi izliyor hem fizikselde hem online'da ve YGA'ya katılmak için de çok istekli kişiler var içlerinde. Hepsini biliyoruz gerçekten ve bu bizi çok mutlu ediyor. Ama bir yandan da bu kadar çok istekli genç varken neden bu kadar az kişiye odaklanıyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Yıllar içerisinde gördük ki YGA'nın aslında modeli herkese çok az az dokunmak yerine özenle seçilmiş bir gruba yoğun bir şekilde emek verip ve onların etki kabiliyetlerini arttırarak insanlığa faydalı ilkler hayata geçirmelerini sağlamak ve o ilklerin de milyonlarca kişinin hayatına dokunması, hayatına etkisi olması. Aslında bu modelin işlediğini de şu an TV'nin 750 bin çocuğa ulaşmasıyla, WeWalk'un 59 ülkede binlerce görme engellinin hayatını kolaylaştırmasıyla işlediğini görüyoruz. Bu gördüğünüz Mete Gazoz, hepiniz tanıyorsunuz. Kendisi de değerli bir hayal ortağımız. Mete ok atmaya üniversiteden mezun olunca başlamadı. Tahmin edersiniz ki. Mete ok atmaya 4 yaşındayken başladı. Tüm o ilkleri hayata geçirmek için küçük yaştan itibaren başlamak çok kıymetli, çok önemli. Biz de bunun değerini bildiğimiz için YGA programlarını ortaokuldan itibaren başlatıyoruz. Ortaokul, lise, üniversite, tüm bu gruplardan seçilen YGA'lılar çok yoğun bir eğitim ve saha sürecine başlamış oluyorlar. Burada hem YGA mezunlarıyla hem de değerli hayal ortaklarımızla bir araya gelmeye başlıyorsunuz. Ama tabii bu tek taraflı bir eğitim süreci değil. Bizim esas inandığımız o liderlik kabiliyetlerinin sahada sorumluluk alarak gelişiyor olması. Bunun için de YGA'nın bilim seferberliği projesinde sorumluluk almaya başlıyorsunuz. Burada hem kendinize, hem ekibinize, hem de projeye liderlik kaslarınızı geliştiriyorsunuz. Bunu yaparken de yani o kadar çok sorumluluk alıyorsunuz ki, ilk başta ben de anlatmıştım, aldığım sorumluluklar beni çok büyüttü, geliştirdi diye. Size de beklemediğinizden belki daha çok sorumluluklar veriliyor ve bu sayede gelişmeye başlıyorsunuz. Ve iş üstünde de mentorluklar almaya başlıyorsunuz. Ama tabii burada düşündüğünüz mentorluklar böyle klasik kişisel gelişim görüşmeleri gibi olmuyor. Çok yoğun bir şekilde iş üstünde tanıklıkla gelişen bir mentorluk süreci. Gözünüzde biraz daha canlandırayım. Örneğin benim mentorum YGA mezunu Melike.
Umarım onunla da bir gün tanışacaksınız. Ben Melike'ye iş üstünde o kadar çok tanıklık ettim ki, örneğin bir anda karar verirken neye göre karar verdiğine ya da bir işi oldururken çok hızlı oldurmak için nasıl hızlı aksiyon aldığına ya da bir iş olmadığında, hata yaptığımızda ya da eksik yaptığımızda nasıl tepki verdiğine şahit oldum ve bu sayede öğrendim. Melike de ne zaman ben eksik bir şey yapsam ya da daha iyi yapabileceğim bir şeyi görse çekinmeden bana çok net bir şekilde gösterdi ve ayna tuttu. Bu sayede aslında bu yoğun mentorluk, bu yoğun iş üstünde gözlemleme ve ileri bildirimler sayesinde o çift kanatlarınız iş üstünde gelişiyor. Tabii sahada olana da top çarpıyor. Siz bu hedef kitlelerle çok yoğun bir şekilde çalışmaya başladığınız zaman da onların gerçekten dertleri ne ve onların gerçekten neye ihtiyaçları var, onu görmeye, anlamaya başlıyorsunuz ve o topladığınız içgörüler inovasyonlara dönüşüyor. Burada örnek olarak Asude ve Cihan'ı verebilirim. Asude ve Cihan 5000 saatlerini sahada çocuklara bilimi sevdirmek için geçirdiler. Ve fark ettikleri bir şey vardı, çocukların ilgisini toplamak çok da kolay bir şey değil. Çocuklar bir noktadan sonra ilgilerini dağıtıp seanslara gelmemeye başlayabiliyorlardı. Onun için de çocukların ilgisini toplayabilecek ve ilgisini sonrasında bilgiye dönüştürebilecek bir bilim seti tasarladılar. Ve bu bilim seti sayesinde bilim seferberliği projesi doğdu. Yani ilk başta başladıkları o 5000 saatlik gönüllü çalışma, sürdürülebilir bir iyiliğe dönüşmesi için TİV'in girişimine dönüştü. Bu sayede o 750 bin çocuğa ulaşabilmiş oldular. Aynı şekilde Mina'yı örnek gösterebilirim. Mina da UpSchool'un kurucusu. Mina da yine YGA programlarında sorumluluk alırken kadınların teknoloji alanındaki yerinin çok daha artması gerektiğine inandı, bunu fark etti ve dedi ki bunun için çalışmalıyız ve UpSchool'u kurdu. Ve UpSchool'da da şu an teknoloji alanında çalışan kadın sayısını aktif bir şekilde artırmak için çalışıyorlar ve binlerce kadına ulaştılar. Tabii bu aslında girişimler de YGA programlarını çok besliyor. Örneğin sizler de YGA programlarına katıldığınız zaman ilgi alanınız neyse o alanda çalışıp işin uzmanından öğrenebiliyorsunuz. Örneğin eğer ilgi alanınız kodlamaysa TV'de çalışabiliyorsunuz ya da ilgi alanınız sanatsa Piri'de içerik alanında çalışabiliyorsunuz ve işin uzmanlarından o ilkleri hayata geçirebilecek donanımı öğreniyorsunuz. Burada aslında YGA gönüllerinin yolculuğunu bugün dinleyeceğiniz bir panelimiz olacak. Orada çok daha detaylı somut örneklerle dinliyor olacaksınız. Ama burada bir grubu da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Çünkü tüm bu gördüğünüz o ilkleri hayata geçirmemizi sağlayan da gizli kahramanlar var. Değerli hayal ortaklarımız. Onlar bugün borda atkılarıyla hep bizlerle olacaklar. Aralarda muhakkak sohbet edip onlardan beslenmenizi tavsiye ederim. Çünkü onların çok özverili emekleri, saatlerini bize harcamaları sayesinde YGA bugün bu noktalara geldi. O yüzden de onlara teşekkür etmeden geçmek istemedim. YGA'nın o bilim seferberliği, yani tüm YGA'ların sorumluluk aldığı sahası bilim seferberliği projesi. Bilim seferberliği projesine biz çok önem veriyoruz ve bizim için çok kıymetli bir proje diyoruz ve sosyal kalkınma modeli olarak tanımlıyoruz bilim seferberliğini. Neden peki bizim için bu kadar değerli diye soracak olursanız da, çünkü Türkiye'de bilimsel bakış açısına çok ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Birlikte düşünelim isterseniz, ne zaman ülkemizde en çok bilim insanlarını görüyoruz? Ne zaman bir doğal afet oluyor, bir deprem oluyor, bir yangın oluyor, o zaman görmeye başlıyoruz. Ama halbuki bizim bilimsel bakış açısına her zaman ve her yerde ihtiyacımız var. Atatürk'ün bize hedef olarak gösterdiği o muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için bilimsel bakış açısıyla yetişmiş, büyümüş çocuklara, gençlere ihtiyacımız var. Şimdi bu anlattıklarımı aslında çok da özetleyen ve neden bizim bilimsel bakış açısına ihtiyacımızın olduğunu gösteren çok kısa bir filmimiz var. Demek benden kızımı istiyorsunuz. Vallahi kızım diye söylemiyorum. Çok iyi yemek yapar. Çamaşır yıkar, tarlada çalışır, çocuk bakar, bütün kardeşlerine o bakmıştır. Annesi gidince ne yapsın garip? O evi çekip çevirdi. Sonra hamar attır, dikişten nakışlar anlar.
Sökük diker. Ama ben kızımın robot yapabildiğini, ilim irfanla uğraştığını bilmiyordum. Şimdi benden kızımı istiyorsunuz. Bilim kadını olacak diyorsunuz. Vallahi ne diyeyim? Allah sizden razı olsun. Senden de razı olsun kızım. Bir çocuk için istenebilecek tek şey vardır. Eşit eğitim fırsatına sahip olması. Bu ülkenin çocukları geleceğin bilim insanları olsun diye çalışıyoruz. Değerli hayal ortağımız Aziz Sancar da bilim genetik işi değil, gelenek işidir diye bahsetmişti. Biz de bu sözü Türkiye'nin her yerinde yeşertmek, çoğaltmak için çalışıyoruz. Ne mutlu ki bu zamana kadar Anadolu'nun dört bir yanından 570 bin çocuğa ulaştık ve onları bilimle buluşturduk. Ve Ipsos'la yaptığımız bir araştırmada da bu yaptığımız seansların çocukların derslerine de pozitif anlamda etkisi olduğunu gördük %97 oranında. Şimdi amacımız da burada yaşattığımız o bilim seferberliğini, hatta artık umut seferberliği haline geldi diye söylüyoruz. Tüm dünyaya yaymak bu umudu, Türkiye'den çıkan bu umudu tüm dünyanın da yaşaması. YGA'nın vizyonundan bahsetmiştim, birlikte insanlığa faydalı bir ilke imza atmak diye. Bu vizyonun sadece Türkiye'ye değil, dünyanın her yerindeki insanlara aslında ihtiyacı var. Onun için biz de buradan aldığımız ilhamı dünyanın her yerine yaymak için çalışıyoruz. İlk başta İtalya'da, sonra da Londra'da açtığımız ofislerle artık YGA uluslararası bir sivil toplum kuruluşu haline geldi. Şimdi sizlere YGA'nın bu globalleşme hikayesini anlatmak için ilk ülke direktörlerimizi sahneye davet edeceğim. YGA İtalya Ülke Direktörü Ayşe Rosso ve YGA İngiltere Ülke Direktörü Ceyda Tortuga'yı sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Şimdi sözü size bırakacağım ama öncesinde kısaca sizi de tanıtmak istiyorum. YGA'ya zirveye katılan ve YGA'yı tanıyan pek çok hayal ortağımız oluyor. Ama içlerinden biri var ki buradan aldığı o heyecanı ve ilhamı yeşertti, büyüttü ve somut meyveleriyle geri geldi. Bu kişi Ayşe Rosso. Kendisi 35 yıldır İtalya'da yaşıyor. Çok uluslu bir firmanın CEO'luğunu üstleniyor. Aynı zamanda da 25 tane teknoloji şirketinin de yönetim kurulu üyesi. Ve aynı zamanda YGA İtalya kurucusu. Şimdi Ayşe abla size söz vermeden önce sizi bir 5 sene önceye götürmek istiyorum. Çünkü sanırım siz de şu koltuklardan birinde oturuyordunuz. Evet, 25 Kasım'a ben şöyle bir 25 Kasım 2017 tarihine sizi şöyle bir geri götüreceğim. Ayşe bir ayağa kalkar mısın? Ayşe, Ayşe'ye bir bakın lütfen. Hayalim birkaç yıl sonra burada da zirvede konuşmacı olması. Ayşe her sene İtalya'dan geliyor. Çok uluslu bir firmanın CEO'su. Niye geliyor? Şeyde yapıyor ya kanalda az sonra. Belki önümüzdeki sene Ayşe'nin hikayesini. Ayşe abla bugün buradasınız ve sizin hikayenizi dinleyeceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler Fidan'cığım. Beni bu ana geri götürdüğün için çok özel bir andı. Evet, ben 35 yıldır İtalya'da yaşıyorum. Annem Malatyalı, babam Mardinli, ben Diyarbakır'da doğdum. Üç kız kardeşiz. Babam inşaat mühendisi. Kendi firmasını kurmadan önce yıllarca Türkiye'nin büyük barajlarının kuruluşunda şantiye şefi olarak çalıştı. Ben de ortaokula kadar baraj baraj gezerek büyüdüm. Şantiyelerde çalışan ailelerin çocuklarına açılan, şehirlerden uzak, teknolojiye kolay ulaşamayan okullarda okudum. ODTÜ Çevre Mühendisliğini bitirdim. Kalbim beni İtalya'ya götürdü. Evet, kalbiniz İtalya'ya götürdü deyince şimdi bir merak uyandı bende aşağı. Orayı biraz açabilir miyiz? Evet, eşim Roberto ile Londra'da tanıştık. 12 gün sonra tanıştıktan 12 gün sonra bana evlenme teklif etti. o çılgındı, ben ondan çılgın evet dedim. 35 yıldır evliyiz. Kalbim beni İtalya'ya götürdü.
YGA hayatıma nasıl girdi? Evet. Bunu soruyorlar bana hep. Yani 35 yıldır doğru. Oradasın, nasıl oldu? Evet, biraz önce gördüğünüz video 2017 yılında çekilmiş bir videoydu. Benim çok önemli anlarımdan bir tanesinin olduğunu farkına vardım. 2017'de ben çok uluslu bir mühendislik firmasının CEO'luğunu yapıyordum. Her şey çok güzeldi. Hayatımın en verimli dönemiydi aslında. Evet, CEO'ydum. Bu arada Türkiye'ye, bu firmanın Türkiye ofisini açmaya gelmiştim. Benim hep yanımda olan, destekleyen eşim vardı. İki kızım, dostlarım, arkadaşlarım. Çok uluslu bir ekosistem içerisinde çalışıyordum. Her şey dört dörtlük görünüyordu. Ama içimde bir şeyin eksik olduğunu, bütün varlığımın nasıl birleştirileceğini kendime soruyordum. Bu eksikliği ilginç bir şekilde fark ettim. Burada bir şey gördüm. Onu şu anda çok çok daha iyi anlıyorum, ne gördüğümü. YGA'yı tanıdıkça, bunun YGA'nın çift kanatlı, yüksek güven iklimi olduğunu fark ettim. Vicdanın ve bilimin birlikteliğinin ne kadar gerekli, ne kadar önemli olduğunu düşünmeye başladım. Yıllarca uluslararası bir firmanın CEO'luğunu yaparken bilimi tek kanatla tanımış olduğumu fark ettim. Bu topraklardan çıkan, çok anlamlı bulduğum çift kanatlı güven iklimi kavramını sadece Türkiye'nin değil, sadece İtalya'nın da değil, bütün dünyanın ihtiyacı olduğunu düşünmeye başladım. Beni kabul eden, kucaklayan İtalya'ya da bir borcum olduğunu düşünüyordum. Onun için bunu İtalya'ya da götürmeyi canı gönülden istedim. Bunu Politeknik Bölüm Başkanı Francesco Laio ile konuştuğumda çok heyecanlandı. Belki ben buradan döndüğümde çok heyecanlıydım. Gerçekten o günü çok iyi hatırlıyorum. Birlikte ilk YGA Gönüllüler grubunu özenle seçip onları İstanbul'da misafir ettik. 10 tane Politeknik'ten doktora yapan öğrenciler Türkiye'ye geldiler. Burada bir ay kaldılar. YGA'dan bilim seanslarının nasıl yapıldığını öğrendiler. Daha da önemlisi YGA'nın iklimini, ruhunu çok iyi anladılar. Buradan ayrılırken bambaşka duygularla ayrıldılar. Bu ruhu İtalya'da götürmeliyiz diyerek ayrıldılar. Onlar da benim gibi bilimi şimdiye kadar çift kanatlı tanımışız dediler. YGA İtalya kurucusu olup birlikte ilk tohumu attılar. İtalya'daki dezavantajlı okullara bilim seanslarını götürmeye başladılar. Bu tohumdan büyüyen ağacımız şimdi bizim çift kanatlı gönüllülerimiz. Onlar Türkiye'den çıkan, İtalya'ya yayılan bilim seferberliğini dezavantajlı okullara götürmeye devam ediyorlar. Şimdi onların yaşayarak yarattığı ve yarattığı kısa bir videomuzu sizle paylaşmak istiyorum. Buongiorno ragazzi. Allora, siete pronti? Bu videoda gördüğünüz İtalya gönüllülerimiz bugün hepsi bizimle salondalar. Onları ayağa kaldırmak istiyorum lütfen. Ragazzi, dove siete?
Dove, dove, alzate. Grazie. Belki de ilerleyen yıllarda farklı farklı ülkelerden YGA gönüllerini burada göreceğiz. Ben de çok heyecanlanıyorum İtalya'dan gönülleri gördükçe. Ama güzel olan da İtalya ekibi Türkiye ekibinden aldığı bilim seferberliği içeriklerini geliştirdiler. Kat üstüne kat çıktılar. Çok daha güzel bir haliyle şu an İtalya'daki okullarda uyguluyorlar. Ne mutlu, bizi geçen bizdendir. O yüzden ayrıca onları da tebrik etmek istiyorum. Bugünlerde bu gönüllerimiz gelecek sene bizlerle beraber olacak yeni gönülleri keşfetme yolculuğuna çıktılar. Üniversite üniversite YGA'yı anlatıp kendi hayat hikayelerinin nasıl değiştiğini paylaşıyorlar. Kendi çift kanatlı yolculuklarını ve tecrübelerini yeni gönüllülere anlatıyorlar. İtalya'da yolun daha çok başındayız. Kalbine dokunacağımız binlerce gönüllü var. Onların kalbine dokunacağı on binlerce yıldız bizi bekliyor. Ne mutlu bana ki doğduğum topraklardan aldığım ruhu yaşadığım topraklara bu anlamlı bilim seferberliği projesiyle taşıyorum. Bir insanın taşıyabileceği en anlamlı hediye. Canınıza iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Ayşe abla. Evet, Ayşe Rosa'nın bize hediyesi, canınıza iyi bakın, kendinize iyi bakından sonra bizim daha çok içimizde sindi, bunu kullanıyoruz. Bu yeni terim oldu. Evet. İtalya'nın hikayesi bize çok ilham oluyor ama bir yandan da İtalya'da bu hikaye başladığı zaman İngiltere'de de çalışmalarımız başlamıştı. Şimdi ben Ceyda'ya sözü vereceğim ama önce çok kısaca Ceyda senin hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Burada aslında üç farklı YGA grubunu görebilirsiniz. Ayşe Rosso, YGA hayal ortağımız olup YGA'ya katılanlardan. Ben de YGA'dan mezun olduktan sonra direkt YGA'da çalışmaya başlayanlardanım. Ceyda da çok uluslu firmada çalışıp istifa edip sonra YGA'ya, aileye, yuvaya geri dönenlerden. Ceyda 2004 yılında ODTÜ'de okurken YGA ile tanıştı. Ve son 14 yıldır da İngiltere'de çok uluslu bir firmada çalışıyor. Ve belki de birçoğunuzun hayalidir yurt dışına gitmek ve orada çok güzel bir kariyer yapmak. Ceyda da tam o kariyerdeyken, böyle zirveye doğru tırmanırken istifa edip YGA İngiltere'nin ülke direktörü oldu. Şimdi de birazcık İngiltere hikayesi nasıl başladı? Sana onu sormak istiyorum Ceyda. Tamamdır. Ben de 2017 yılına gideceğim aslında. YGA'nın ilk İngiltere açımının ilk hayalleri zamanın büyükelçisi Richard Moore ve Maggie Moore'un YGA ekibine Ankara'daki ofislerinde aslında ağırlamalarıyla başladı. Peki bu davet nereden icap etmişlerseniz, bu fotoğrafta gördüğünüz köpek Maggie Moore'un rehber köpeği, kendisi de görme engelli. Ve o sırada da YGA'nın görme engelliler için teknolojiyi kullanarak geliştirdiği iki proje çok ses getirmişti, basında yer almıştı. Büyükelçi ve eşinin ilgisini çeken projelerden ilki Hayal Ortağım projesiydi. Hayal Ortağım projesi görme engellilerin binlerce kitaba, sesli betimlemeyle filmlere, navigasyon hizmetlerine erişebildiği bir mobil uygulama. Hayal Ortağım projesi o zamanlarda teknoloji dünyasının Oscar'ları olarak bilinen GSMA ödülünü iki kez Türkiye'ye getirmişti. Zamanın YGA Başkanı Asude ve YGA mezunu Kürşat bu projeyi Birleşmiş Milletler'e gidip orada da anlatmışlardı, orada da paylaşmışlardı. Maggie Moore'un ilgisini çeken diğer proje ise o zaman geliştirme aşamasında olan WeWalk'tu. WeWalk görme engelliler için tasarlanmış, Vestal ve YGA tarafından tasarlanmış bir akıllı baston. Normal beyaz bastonlardan farklı olarak baş hizasındaki engelleri de algılıyor ve uyarı veriyor. WeWalk o zaman yani büyükelçi ve eşi hem WeWalk'tan hem Hayal Ortağı projesinden hem de daha önemlisi bu çift kanatlı projeleri geliştiren YGA ikliminden, ekosisteminden çok etkilenmişlerdi. Ve bu iklimin, bu projelerin İngiltere'ye de taşınmasını dilemişlerdi. Öyle de oldu. Onlardan aldığımız ilhamla da YGA girişimlerinden ilk WeWalk İngiltere'ye gidip global açılımına buradan başladı. Yarın WeWalk'la ilgili daha detaylı bir seans olacak. Orada sorularınızı da onlara yöneltiyor olacaksınız ama eminim basında yer alan haberleri görmüşsünüzdür. Şu anda WeWalk ikinci yatırım turunu kapattı. 2.4 milyon dolarlık yatırımla 59 farklı ülkede binlerce görme engellinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.
Ve pek çok güzel ödül de aslında ülkemize geri getirdi. VivoWalk'un ülkemize getirdiği ödüllerden ilki Thomas Edison hatırasına verilen Edison ödülü. Bu ödüllerin altınını Türkiye'ye geri getirdiler. Bir başka ödül, pek çok ödül aldılar ama burada ikisini söylüyorum. Bu diğer ödül benim için çok daha özel. Çünkü ben de sizler gibi YGA'ya başvurduğum zaman 2004 yılında ODTÜ'de okurken Sinan abi bize şöyle bir soru sormuştu. Yıl 2023, time'a kapak oldun, ne yaptın da oldun? İşte Sinan abi o soruyu sorduktan 15 sene sonra VivoWalk time'daydı. 2019 yılının erişilebilirlik kategorisinde en iyi icadı seçilmişti. VivoWalk'un ardından YGA girişimlerinden TWIN de Londra açılımını yaptı. Aslında tam Covid zamanlarıydı. 2020 yılında Ömer Londra'ya geldi. Yine TWIN kurucuları Ömer ve Aslı ile bugünkü programda tanışacaksınız. TWIN'in İngiltere açılımı da pek çok güzel işbirliğini de beraberinde getirdi. Bunlardan Imperial College mesela çok önemliydi. İçerik gelişiminde çok önemli katkıları oldu. Ve Türkiye'den çıkan, çocuklara çift kanatlı, vicdanlı bilimi sevdirmeye çalışan, bir eğitim reformu yapmaya çalışan, yapma vizyonuyla çalışan TWIN orada da çok fazla takdir gördü. Pek çok büyük eğitim şirketinin hani aday gösterildiklerinde bile web sitelerinde kocaman harflerle yazdığı BET'i Türkiye'ye getirdi ve kazandı. Dediğim gibi onlarla da tanışıp onların projelerini daha detaylı dinliyor olacaksınız. Girişimden önce geldi İngiltere'ye, ardından Türkiye'de dezavantajlı çocuklara en ileri teknolojiyi götürebilmek için yaptığımız bilim seferberliğini de İngiltere'de yapmaya başladık. Bunda ilkini gene bir YGA mezunu olan sevgili Bekir Topoğlu ile birlikte Google çalışanlarının gönüllü katkılarıyla gerçekleştirdik. İlk bilim seansları onlarla birlikte Londra'da gerçekleşti. Burada onun fotoğraflarını görüyorsunuz. Ve güzel işbirlikleri kurmaya devam ettik. Bunlardan bir tanesi de çocuklar için kurulmuş, görme engelli çocuklar için kurulmuş Royal Society for Blind Children Derneği'ydi. Onlarla bir araya gelip bu bilim seanslarını oradaki görme engelli çocuklarla da gerçekleştirdik. Ve bunun arkasından da Marlborough College işbirliği geldi. Marlborough College'da Beko'nun bir inovasyon merkezi var ve o inovasyon merkezinde başlatılan projeyle Marlborough College'daki 12 gönüllü lise öğrencisi onların okullarının yanındaki dezavantajlı bir okula gidip bilim seanslarını yapmaya başladılar ve şu anda hala bu proje devam ediyor. Bilim seansları başladıkça sonrasında yollarımız Rolls-Royce'la kesişti ve en dezavantajlı, en ileri teknolojiyi götürme hayalimize onlar da ortak oldular, hayallerimizi büyüttüler. İki yıldır süren bir işbirliği var ve şu anda 6 farklı ülkede, Güney Afrika'dan Kenya'ya, Singapur'dan Japonya'ya 15 bin çocuğu bu çift kanatlı bilimle bilim seanslarında buluşturuyoruz. Ve giderek bu dediğim gibi hayallerimiz büyüdü. O sırada Ayşe ablalar İtalya'da bu projeyi büyütmeye başladılar. Ve bilim seferberliği yavaş yavaş sadece Türkiye'nin makus kaderini yenmek için değil, tüm dünyanın makus kaderini yenmek için ortaya çıkan bir kalkınma modelinde bir projeye dönüştü. Onu artık sadece bilim seferberliği değil, dünya bilim seferberliği diyoruz. Şimdi World Science Movement'ı anlatan bir filmimiz var. Onu birlikte izleyelim. There are millions of children who don't have access to quality science education. We're all familiar with this narrative, right? Today, we can change it. There are millions of children who do have access to quality science education. World Science Movement was initiated to reach disadvantaged children to help fill the knowledge gap around the world. We help them learn to love science and adopt a scientific perspective. We aim to spread the joy of science to children by raising competent and civic-minded individuals who don't feel limited by barriers. How do we do this? Not only do we deliver science kits with the latest technology to children and teachers from the most underserved communities, but we also provide training and resources to further enrich their curricula. Along with working with teachers, we team up with the brightest high school and university volunteers who mentor children and become role models for them. We work hard to transform the science talents of today into the science professionals of the future. We envision a future where children equipped with a quality education can make meaningful contributions to the world. We know that we're not alone in this vision. We have already reached hundreds of thousands of children all around the world, and this number keeps increasing every day.
That's why we've been trusted by some of the top companies and education institutions in the world to carry out this consequential mission. For me, the idea of war science movement is part of fulfilling ways of impacting the life of children or society at large. Let's do more to move the world scientifically. I want to become an engineer one day. I imagine a future where all kids can become and do whatever they want to. This program has brought me hope that I can drive a plane one day. For society to thrive, no curious mind should be left behind. That's why we've taken steps with socially conscious individuals, corporations, and local partners to turn this vision into action. Join the movement and shape our society and empower the children of the future. YGA girişimleri, YGA projeleri Londra'ya geldi ve çok gelince de YGA bir dernek olarak da Londra'da tanımlandı. Ayşe abla dediği gibi ulaşacağımız binlerce lise, üniversite gönüllüsünü de bu yolculuğa katıp çalışmalarımıza başlıyoruz. Çok şanslı hissediyorum kendimi çünkü bu yolculukta yalnız değilim. Rol model aldığım pek çok YGA mezunu yanımda. Derneğimizin mütevelli heyetinde şu anda fotoğraflarını gördünüz. Mine Hasman, Christopher Gantz, Patrick Regis, Bekir Topaloğlu, Gökhan Meriçler gibi. Kalbi büyük, egosu küçük, zihni berrak, kanatları hızlı hayal ortaklarımızın danışmanlığında ilerliyoruz. Bu arada herkesin ismini buraya koyamadım ama gerçekten bize bu çıktığımız yolda destek olan pek çok hayal ortağımız her aşamada, her gün, her saat bize destek oluyorlar. Ve başka önemli bir şey de İngiltere'de her yeni gün yeni hayal ortaklarıyla işbirliği yapabileceğimiz, bu güzel iklimi büyütebileceğimiz kuruluşlarda da çalışıyoruz. Çok heyecanlı bir yolculuğun başındayız. Biraz araya girmek istiyorum Ceyda. Şimdi sen İngiltere'de projeler, ödüller, ilklerden bahsettin. Ama ben biraz da senin hikayeni de merak ediyorum. Ceyda için de kritik bir dönüm noktası çünkü burası. Senin için şu an nasıl geçiyor bu süreç? Kesinlikle. Çok umutlu ve mutluyum. Çünkü yani YGA'nın ilk mezunlardan birisiyim. Hani ben YGA'ya girdiğim zaman YGA'nın böyle güzel, havalı seminerleri yoktu. Ya da bahsettiğimiz girişimler, projeler yoktu. İşinden istifa etmiş ama inanmış 33 yaşında bir Sinan abi vardı. Değer birliği yaptığı hayal ortakları vardı. Ve 19 senede geldiği yere baktığımda sadece 19 senede 3 farklı ülkede ofisi olan, yarattığı projeleri, girişimleri milyonları etkileyen bir organizasyon haline geldi. Ve gerçekten çok meraklı ve umutluyum. Sizler belki bugün ilk defa YGA ile tanışıyorsunuz ve sizler belki buraya geldiğinizde bir 20 sene sonra YGA'nın etkisi nerelere gelmiş olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Belki o zaman bu ülke direktörleri koltukları için 3 değil 13, 33 belki koltuk gerekiyor olacak. Çok umutlu ve mutlu bir süreçteyiz. Çok güzel. Bir yandan da ben senin bir anneannenin doğası vardı. Onu biz kendi aramızda konuşurken çok etkilenmiştik. Belki ondan da bahsetmen çok güzel olur diye düşünüyorum. Tamamdır. Belki fotoğrafa geçelim istersen. Anneannelerden bahsettik. Bu fotoğrafta gördüğünüz en soldaki benim anneannem Behiye Atıoğlu rahmetli oldu. Evlenmenin bir güzel yanı hem anneler hem anneanneler babaanneler çiftleniyor. Ortada gördüğünüzde şu anda büyük ihtimalle Ankara'dan ekran başından herkesle birlikte beni izliyor. Sevgili Ayten Bulucu anneannem. Anneannelerden biz hep bu duayla büyütüldük gerçekten de. İnsanlığa hayırlı insanlığa hayırlı evlatlar olun dileğiyle büyütüldük. Ve benim de kendi kızlarım için de dileğim aynı. İnsanlığa faydalı, hayırlı evlatlar olsunlar, Atatürk'e layık torunlar olsunlar. Ve böyle baktığımda da istiyordum ki ben kendi gönlümün muradını bulayım, inandığımı yaşayayım ki kızlarıma da rol model olabileyim. Ve bu YGA'nın açılımı olduğunda da işte hani insanın içinde bir şeyler yerine oturur ya, bende de o oldu. Sevgili Melike aramıştı ve bu yolculuğa başladık. Dediğim gibi çok çok umutlu ve mutlu hissettiğim bir dönemdeyiz. Başka bir şey de bugünkü özellikle Pude'nin sunumunu da izleyince YGA'da hep bir değişim var, hep bir yenilik var. Ben üniversitedeyken ve YGA'ya ilk katıldığım zaman da öğrencilerin pek çoğu işte havalı şirketlerde danışmanlık ya da yöneticilik yapmak istiyordu. Geçen seneki anketlerden hatırlıyorum %90'ı gelen katılımcıların girişimci olmak istiyordu. Yine düşünüyorum, belki bir 20 sene sonra bu değişmiş olacak. O zaman başka bir şey olmak istiyor olacaklar.
Biz hep şey deriz yani, YGA bir liderlik akademisi değil sadece, YGA bir girişimcilik okulu değil. Zaman değiştikçe YGA'nın formları değişecek ama YGA'nın özü hiç değişmeyecek. Ortak iyilik için, daha iyi bir gelecek için vicdanlı bilimle bir ilklere imza atmak, bu etkiyi yaratmak hep kalıcı olacak. Ve bu çok kıymetli diye düşünüyorum. Çünkü insan, gençler ister yönetici, ister bilim insanı, ister girişimci olsunlar, o çift kanatlı bakış açısına, çift kanatlı iklime sahip olmaları hem kendilerinin hem bu dünyanın sürdürülebilir bir dünya olması için çok çok kıymetli. Biliyorum şu anda biz dinleyen ekranları başında burada pek çok kişi YGA ile belki ilk defa tanışıyor. Belki biraz tanışıklığı var ama çok etkin değil. Diliyorum sizler de bu yolculukta bir şekilde yer alırsınız ya da varsanız etkinliğiniz daha da artar. Ve inşallah 2023 yılında, Cumhuriyet'in 100. yılında da, 2043 yılında da buradan çok daha büyük başarı hikayelerini birlikte paylaşırız. Çok sağ olun. Evet. Ceyda, 2023 yılından bahsettin. Önümüzdeki yıl hepimiz için çok anlamlı bir yıl. Cumhuriyet'in 100. yılı. Biz de Atatürk'e layık torunlar olarak kendimize büyük, cüretkar bir hedef almak istedik. Ve o yüzden hem Türkiye'den hem dünyadan 1 milyon çocuğu bilimle buluşturmayı, vicdanlı bilimle buluşturmayı hedef olarak aldık kendimize. Nasıl ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin dört bir tarafını demir ağlarla örmüştük, 100. yılında da Türkiye'nin dört bir yanını o vicdanlı bilimle örmek ve bu vicdanlı bilimi her tarafta yeşertmek istiyoruz. Çok büyük hayallerimiz var hem 2023 için hem de daha ilerisi için. Bu cüretkar hayalleri nasıl kurabiliyorsunuz, nereden bu gücü alıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Aslında bizim aldığımız güç, aldığımız kaynak birlikte başarma iklimimiz. Önce kendi içimizde İngiltere, Türkiye, İtalya olarak bu iklimi yaşamak istiyoruz ve aynı zamanda daha çok kişinin de bu birlikte başarma kültürünü, iklimini yaşatmak istiyoruz. Daha çok kişinin yaşamasını istiyoruz. Bu birlikte başarma kültürü nasıl oluyor? YGA'da bu kültür, iklim nasıl oluşuyor diye soracak olabilirsiniz. Bunun için de YGA kurucusu Sinan Yaman o birlikte başarma kültürünün nasıl oluştuğunu sizlere anlatacak. Çok teşekkür ederiz.